mutfak bahane. Fenomen Fazilet ve Sevinç Anne, hoş geldiniz. Domatesimiz pişmeden niye etimizi attınız canlarım? Önce domatesimizle biberimizi var ya kavur 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 kavuracaksınız. Kavurduktan kere etinizi atacaksınız. Olmamış pazarda kız görük değilsiniz. Pilav var ya tane tane değil değil. Suyunu dökmüşsün 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 bekletmişsin. Şu anda pilafımız gibi güzelim. Çok biliyor bu çok biliyor çok biliyor. Bana bak hep gelinleri götürüyorsun. Sen hep kayınla yandasın. Sen onları nasıl evleneceksin yarın? Yeni gelin evi dediğim biraz daha süslü püslü olmaz mı? Hayır. Benim bir koltuk takımım vardı. Vallahi fiyatını duysaydın dudağın uçuklarda. Her yeri varaklı böyle. Ben orada mesela rahat hareket edemem o evin içerisinde. Biraz pahalı olduğu için sana öyle gelmiştir. Parayla övünen insanlar pek bir yere gelebilen insanlar değildir. Havan var da atıyorum yani. Var da atıyorum. Siz de yapın, siz de atın havanızı. Görgüsüz değiliz mi? Oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane. Mutfak bahane. Mutfak bahaneye hoş geldiniz. Yepyeni bir hafta bizleri bekliyor. Lezzet dolu ve sohbet dolu. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Peki, umarım hafta sonunuz güzel geçmiştir. Damlacığım sen iyice istirahat ettin mi? Kendine geldin mi? Geldim Derya Hanım, çok iyiyim şu an. Maşallah diyeyim. Gerçekten geçen hafta Cuma günü bizi çok korkuttun. Yani Cuma günü o kadar çok şey yaşandı ki hatırlayalım, izleyelim. Kız. Ay. Aa, açar, açar. Ay kız. Anam kız gitti. Ay. Ay Damla. Oldu. Damla. Aa. Damla. Bayıldı, duramıyordu zaten. Şey, dili dili. Hakan. Damla. 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 Gülüm. Gülüm. Tamam, sıkıntı yok. Bir şey yok. Tamam. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Rahat bırak kendini. İçine dokalım. Gel bakayım bir sen. Yasın. Kız. Ay. Ay. Aa, tövbe tövbe. Ay Damla. Aa. Şey dedi. Bu haftanın birincisi. Açıklıyorum. Nurcan! Ay teşekkür ederim. Damla sen artık iyisin. Çok şükür. Nurcan da altınları kazandı. Sen iyi misin? Ay çok iyiyim tabii ki de. Bunu sormaya gerek var mı? Yani çok iyiyim. Tabii ki de altınlarımı kazandım. Adana'ya götürdüm. Ama o geri gelinmeyecek. Kimseye de vermeyeceğim. Onlar sadece benim altınlarım. Sen Emirhan'la hala mı küssün? Yani evet. İnat mı inat ya? İnat. Altının inat. Şerefine yine barışmadı. Peki. Bugünkü konuklarım birbirinden tatlı. İkisi de böyle ortalığı sallayacaklar. Eminim bizi çok eğlendirecekler. Karşınızda geçen hafta sevdiğiniz biri var ve geçen seneden çok sevdiğiniz biri var. Fenomen Fazilet ve Sevinç Anne, hoş geldiniz. Gelin, 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 gelin. Biriniz sağıma, biriniz solunuza. Canım benim. Oy. Seni çok özledim. Ben de seni çok, çok özledim. Sana Türkiye'nin en yanına selam getirdim. Aleyküm selam. Ay dur şöyle bir çevireyim seni. Hadi çeviremedim, çeviremedim. Vallahi şıkır şıkır olmuşsun. Ya işte ben Kastamonu'la diyorlar bizim gelinimizsin. Bizim bir kıyafetimizi giyinip oraya çıkmadın diyorlar. Yufkamızı açtın gösterdin ama kıyafetimizi göstermedin. Buyurun size Kastamonu kıyafeti. Harika olmuşsun. Vallahi ikiniz de çok güzelsiniz. Birbirinizden güzelsiniz. Teşekkür ederim canım. Siz daha güzelsiniz. Ve bugün yemeklerin denetimi tamamen size kalmış ya durumda. Anam babam üsürlü gidip böyle mutfakta
kitapları kontrol edeceksiniz. Hiç tamam. Acımak yok, tamam mı? Tamam. Evet canım benim. O bizde. Pilav çok kuru, tıkır tıkır. Ette de çivarımcı olmuş. Hamurumsuz da kalmış. Hiç ısını. Dört dörtlük çıkarttığım tabağa dişin izi çıkan yeri var ya, hamur diyor. Ayıp ya, yemin ediyorum ayıp. Sen çok hakkaniyetsiz bir adamsın. Aynı Harun gibi. Sabah mide öpümü içip de geldim. Çünkü başıma geleceklerden emindim. Keza da gene aynı şeylerle karşı karşıyayız. Nasıl sen bu mükemmel tabağa beş verdin? Senin eşin de pandispanya yerine keklere beş verdi. Biz de onları unutmadık. Sen ona kek diyorsun. O kek değil ki. Pandispanya bir anda yüksek ateşte 10 dakikada pişer. Doğru söylüyor. Pişme derecesini çok iyi biliyor. Pişirmiyor. Kocası da gelip onlara beşleri veriyor. Hemen yemekleri de açıklayayım o zaman. İki yemeğimiz var. Bir tatlı, bir tuzlu. Birincisi uruş kapama. Evet. Diğeri de Bağdat tatlısı. Of. Sürpriz malzemeyi de burada kullanacağız. Sevinç anne. Bu da çok tamam. Güzelmiş. Dur devirme ama dikkat et. Harikaymış, bunu gördüm de çok merak ediyordum. Geçen sene yoktu çünkü. Aynen, bu sene yeni. Tamam sen tut, sen de aç. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zeytinyağı. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Zeytinyağı değil sirke. Bu. Kocaman sirke. Şeyden bu mu çıktı? Sirke mi? Yok, sirke de değil. Ne sence bu? Ay böyle koktu. Koktu. Vallahi ben anlamadım. Portakal sence suyu değil mi? Anlamadım. Portakal, ha? Limon suyu. Hayır, o da değil. Portakal, limon suyu ama sen yaklaştın artık. Mandalina. Evet. Hmm, buram buram portakal kokuyor. Evet. Çünkü bu portakal yağı. Evet. Portakal olabilir yağı. O zaman suyu portakal değil. Portakal yağı. Tamam. Yani Bağdat tatlısını bunu nasıl kullanırsınız tamamen size kalmış. Ama bence mis gibi bir aroma verecek. Çok güzel bir tatlı bizleri bekliyor. Hadi bakalım. Evet şimdilik sizlere teşekkürler. Buyurun oturun. Birazdan teftişe çıkacaksınız. Tamam mı? Tamam. Şimdilik geçin oturun. Peki. Evet, bizler de hemen hazırlanalım. Önlüklerimizi giyelim. Tamam. Malzemelerimizi çıkartabiliriz. Evet, kuşbaşımız var. Unumuz var. Pirincimiz var. Birbirinden güzel malzemelerle lezzetli mi lezzetli yemekler pişecek. O zaman herkese kolay gelsin. Süremiz başladı. Ben biberi doğruyorum, ufak ufak. Domatesi doğruyorum, domatesi soyup doğruyorum. Tamam. Gerisi de dediğim gibi pilav olayı sende, eti de bende. Tamam. Tamam, hadi küçük başlayalım. Küçük doğru ama. Şimdi abla sen pilavı yap, pilav sende. Gerisini ben halledeceğim. Şunlar da iş mi yapıyor Allah aşkına? Bir de iş yaptık diye yorulduk. Ay biz yemek yaptık, bugün yorulduk. Biz evet. Odunu taşırdık, güllükleri taşırdık, işleri yapardık. Hayvanlara bakardık, ineklere bakardık. Evet. Bunların nazından geçirmiyor şimdi. Peynirini yapardık, ha. Sütünü sağardık. Aynen. Peynir ettikten kıyır güzellik, onu bir kıyardık, bir selamura ederdik. Bir de ondan selamuradan çıkardıktan kıyırı. Güzellik bir hamurumuzu yumurduk davardan geldik. Ekmeklerimizi kıyırı. Kendimiz güzellik yapardık. Güzellik bazlamamızı bir açardık.
sıkmağımızı, böreğimizi bir ederdik. Bunlar işte bir kütüphün üstünde bir kütüphün. Bu boy yufka açardık, bu boy yufka açardık ki börek ne yapalım, boyu, anam, çörek ne boyu yapalım boyumuz diye. Boyumuz yufkayı açarız. Hayvanlara yiyecek yapacaksın, yem yapacaksın, yal yapacaksın. Bunlar evet. Bir yemekle yoruluyorlar. Fıstıkları sökerdik, hayvanlara getirirdik, birbirlerdik. Ya. Onu kısım ya. Kısım. Acaba kısım. Biz kadın değil miydik? Vay vay. Bunlar... Hiç kıymetimizi bilen de olmadı. Bunlar dudağı boyalı, küpeli hanımefendiler bunlar abla. Aynen. Ben önce bir etim direkt şey yapmadım ki, kavurmadım ki çiğ kalmasın. Çünkü et hemen pişmez. Önce şöyle bir suda haşladım. Aynı zamanda burada da biberimi, domatesimi doğradım. Berin abla pilavını yaptı. Oh ne güzel o şu an. Etimi de haşlıyorum. Önce yağımı güzelce eritiyorum. Pilavın böyle tane tane olması için pirinçlerin çok güzel kavrulması lazım. İyice evet. Böyle suyunu çekecek. Tek tek kalacak. Burada bir çay bardağı kadar pirincimiz vardı. Ölçü vermem gerekirse bir çay bardağı ise 1,5 çay bardağı da sıcak su koymamız lazım. Eğer ölçüyle yapacak olanlar varsa. Ben normalde göz kararı yaparım. Ben de göz kararı yaparım. Hep gözüm bilir ölçüyü. Ay sana bir şey diyeyim ama senin pilavın olmuyor, yanlış anlama da. Artık ben elimi sana verdim. Kız ne verme, öyle el istemem ben. Sana ben el verdim, artık sen yapıyorsun. Sen bana o el verme. Hadi sen niye bekliyorsun, doğrasana seni biberini. Seni bekledim tatlım. Niye beni bekliyorsun, ben de onu anlamıyorum. Beklemek istedim, bekledim. Ben vallahi kafayı yiyeceğim, şaka değil. Yani ciddi yiyeceğim. Sen kocandan yiyeceksin kafayı, benden değil. İşte aile boyu siz yaptınız beni böyle. Güzelce pirinçlerimi tane tane olana kadar kavuracağım. Baharat olarak sadece tuz ve karabiber koyacağız. Ama bu pilav tabii ki nohutlu olacak. Nohutlarımızı haşladık önden. Böyle. Etimiz de pişiyor. Şimdi ölçülü tarif verdik. Ölçülü devam edelim. Gerçi nohutlarımız da var. 1'e 1,5 koymamız gerekiyor. Her zaman ölçü olarak şöyle bir. Nohut da olduğu için... 2 koyuyorum. Şimdi tuzumu, karabiberimi de atacağım. Sonra pişmeye bırakacağım. Gülhane, şimdi nohutlu pilavımı da koydum, kapağımı. Kapatıyorum. Kolay gelsin kızlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakayım? İyi, Sevinç anneciğim, hoş geldin. Yalnız bir şeye kulak misafiri oldum. Seda, sen bu Gül anneye diyorsun ki niçin bekledin? Beklesen ne olacakmış? Süre geçiyor. Geçsin, bir şey olmaz. O senin anne yaşında. Her şeyimiz anne hata. Yaşında. Söyleme kadın öyle bir şey zaten. Sevinç anne, biz ne seninle burada. Bakayım? Sen çok kırıcı konuşuyorsun bazen. Bir ay şey pes. Söyle. Evet Sevinç anne, katılıyorum pes. Sana. Bakayım, bir pilav. Pilav oluyor orada. Burada da etimiz suyla çok güzel. Şimdi suyunu çekecek, sonra güveçte şundan. Güzel kokuyor. Çok şeye kokuyor. Girecek. Kokusuna göre fırına güzel girecek. Olmuş. Çok güzel olmuş değil mi? Bence olmuş. Güzel olmuş. Daha olacak, fırına girecek. Evet, şu anda etlerimiz güzel kavruluyor. Domateslerimiz de kup 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 kup, biberlerimiz de kup 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 olmuş. Nasıl olmuş? Küp yaptın hepsini. Ellerinize sağlık, güzel olmuş her ama. Her şey çok ama kaynanan artık ne olursun çekirme. Ama sen geçen cuma günü finalde gelmiştin evet. Fazilet anne, ne dedin? Senin kayınvaliden de iş yok, yapamıyor dedin mi, demedin mi? Hayır. Dedim doğru ama şimdi annen suçu yok, bunda kızarım ama. Aa. Evet Fazilet anne, hep beni ezmeye çalışıyor. Bak o zaman ben işlerini yapamadı diye ona kızdım. Şimdi büyüklere saygı. Evet, büyüklerin buradan giderken benim. Önüne bile geçilmez benim bildiğim. Evet. Çok haklısın. Evet. Ama bu ben da biraz tembel. Burası, bu da biraz tembel de. Yine de eyden ezme kadını ya. Deme öyle deme. Sus. Ayıp be, ama tembel. Değilim. Ama tembelsin. Hayır değilim. Ayıp, ezdirmem ya, kendimi. Ya, tembelsin de tembel diyoruz canım benim. Ama.
Kolay gelsin kızlar. Ay hoş geldiniz. Neler yapıyorsunuz bakayım. Pilav vallahi ne yapayım ben. Güzel güzel maşallah. Güzel mi? Bu ne yapıyorsunuz? Ben eti önce bir haşladım. Tamam. Çünkü eti direkt şey olursa pilav dedim ki olmaz. Önce bir haşladım. Şimdi de kavuruyorum domatesimi falan. Çok güzel. Çok yapacağım ya. Aferin senin aklına gelmez. Maşallah. Maşallah. Ay, teşekkür ederim. Çok güzel yapıyorsunuz. Ay. Sen memnun musun gelin hanımdan? Evet. Ne iyisi? Çok değil. Çok güzel de yapmış. Neyini beğenmedin? Teşekkür ederim. Allah'ım. Hata demiş önünden geçmek hata. Ya ne demek yani? Kaynarlarda hayatta iyilik olmuyor ki. Ah bir gelinim olsa da kaynarlığını enine boyuna göstersem. Allah bana nasip etse de. Amin. Kız kızım sen işini yap. Sen becerikli kızsın. Ay sağ ol. Ben seni hep takip de ediyorum. Evet kaynana da becerikli. Hep beni atıyorum sana biliyor musun? Kaynana da çok iyi. Hadi görüşürüz. Canım benim. Çok seviyorum seni. Görüşürüz. Yolun açık olsun. Amin teşekkür ederim. Ne haber gelin hanımlar? Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Misafir gelmiş, yemek yapalım dedim. Çok güzel hoş kokular geldin. Geliyor. Nasılsınız, sağlık. İyi misiniz? İyiyim. Bakabilir miyim? Bakabilirsin. Ha maşallah, maşallah. Çok güzel domatesleri de ince ince soymuş kabuğunu da. Aferin kız, aferin. Çok güzel. Gelin güzel beceriyor ama. Senin beceri. Yaptığını bilemem de. Nasılsın kız? Ben yapmadım, İyiyim. Gelinim yaptı. Teşekkür ederim. Yardımcı nasılsın? Olayım mı kayınvalide? O bir tanedir. İyi mi diyorsun? Aman, Allah iyi. Senin gibi geline iyi kaynın olsun zaten kızım. İyi iyi aman diyor. Sen ne güzel becermişsin. Etimiz şu anda domatesimiz pişmeden niye etimizi attınız canlarım? Az sulansın et biberimiz pişmiyor. Pişmeden domatesimiz pişmeden. Pişer onda o. Niye atıyorsunuz bu eti? Et pişsin et. Önce et domatesimizle biberimizi var ya kavur 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 kavuracaksınız. Kavurduktan keyri etinizi atacaksınız. Etinizi attıktan keyri mis gibi. Bu bir tam bir için iç içine gelecek. Bir, ikisi hepsinin kıvamı birbirine bulacak, birbirine rastlayacak. Böyle rastgele. Böyle rastgele kesinlikle olamaz. Önce olur, biberinizi mis gibi kavur kavur kavuracaksınız. Kavurduktan keyri domatesinizi kavuracaksınız. Ondan sonra etinizi atacaksınız. Ondan keyri kavur kavur. Olmamış pazarda kız görük değilsiniz. Kesinlikle anlatamam. Seninle gelin durmaz. Çok karışıyorsun. Aa, ben öyle değil canım. Benim öyle değil. Yürü canım yürü. Sen Damla'ya git. Sen bir kolay gelsin kızım. Bu çok konuşur. Boş verin siz gel. Kolay gelsin kızlar. Teşekkür ederiz. Yemek yapıyor musunuz? Evet. Bizim yemeğimiz bitti pişmesini bekliyoruz. Maşallah. Vallahi mutfak bahanenin. Pilavımı görmek ister misin abla? Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. İnce ince etleri doğramışlar. İnanma da bak tam istersen. Birbirine özleşmiş. Ben çok beğendim. Gerçekten biz çok beğendim. Zaten et soteyi normalde de çok umarım iyi yaparız. Umarım birinci siz olursunuz. İnşallah. Pilavın da güzel olmuş. Biraz demlensin yalnız. Evet. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Sağlık. Siz de hanginiz bakın. Yapıyorsunuz en çok? Sen de mi yapıyorsunuz? İkimiz yaptık diyelim İkiniz bunu. İkiniz yapıyorsunuz. Ha, çok güzel kızım. Aferin. Teşekkür ederim. Teşekkür Allah yolunuzu açık etsin. Güzel olmuş. Sen beğendin mi? Ha? Beğendin güzel mi? Güzel. Desene, güzel olmuş. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ama gelelim pilafa. Pilafa gelelim. Sakın o kaşığı vurma canım benim. Ay ben de baktım da. Kız sen benim pilavıma niye o kaşığı sokuyorsun? Bu salça sen de hepsini beyaz... üst üste atmayaydın kaşıkları canım ama, benim. Üst üste atmasın hepsini pis etmesin. Şu anda pilaf var ya tane tane değil. Tane tane değil pilafımız. Ondan karıştırıyorum. Islanmaç olmuş. Suyunu dökmüşsün. Bekletmişsin. Şu anda pilafımız gibi sayende güzelim. Sayende oldu biliyor tane tane sayende değil. Hayır hiç de öyle değil. Niye bu kadar kötülüyorsun? Çok güzel yapmışlar. Ben gördüğümü bildiğimi emek diyorum. Emek vermişler. Hiç de pilav öyle değil. Kaç kişi çekin. Çekin şuradan. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Şu pilavın güzelliğine bakın. Allah aşkına şu pilavın güzelliğine bakın. Tane tane. Kız helal olsun sana. Gel kız. Kız gel. Aferin sana kız. İşte bu ya gençleri kırmayalım yapıyorlar işte daha bak ne güzel yapmış tane tane pilav çekil ya. Sen çekil sen oradan çekil sen oradan. Ha çekileyim ben niye oradan. Birbirine yığılıyor bu pilav? Hı. Niye şöyle tane tane olmuyor da üst üste kalıyor? Tane tane şöyle niye üst üste lazım. Kalıyor? Hayır hayır her bildiğin lazım. Sen böyle mi biliyorsun canım olan benim ya? Kızım pilavını demlendir birinci sensin vallahi, bugün. Olan bizim pilavı. Pilavını demlendir bence güzel bir demlenmesi lazım 5 dakika. Hadi çok hadi. Biliyor. Bu çok biliyor çok biliyor. Bana bak. Hep gelinleri kötülüyorsun. Sen hep kayınla yandasın. Sen onları nasıl evleneceksin yarın? Ben sana söyleyeyim bak. Aman benim orta yarın mi? Kız bulamazsın kız. Evet şimdi... Bu tamam. Bunu...
Şöyle. Şimdi Berin abla bana pilav verir misin? Şimdi. Şimdi güzel olmuş. Evet, şöyle nasıl kenarlarına olmuş? Çok şahane olmuş. Kenarlarına koyalım. Fırına atacağız çünkü. At at bak şöyle. Şu büyük ya. Heh. Bak bak getir. Evet. Şahane gözüküyor. Şimdi ben bunu bir 5 dakikalığına fırına atıyorum. Abla yağını biraz sızdırarak koy çünkü çok yağlı olmasın. Et zaten yağlıydı. Evet. Sen onu koy, ben de pilavını koyayım. Eti pişmiştir inşallah. Pişmiştir, çok pişirdim ben onu çünkü. Vallahi şuraya baksana, dünyanın yağını koydum. Benim senin yaptığın. Böyle mi olur et sok? Biz böyle mi yapıyoruz? Et yağda pişer, yani yağda iyi tatlanır. Bilmediğin ya oradan belli. Ben yapsaydım şimdi dünyanın aklını sana. Göreceğiz pirincini de. Bak ooo bak. Güzel bak görünüyor da bakacağız. Ha, içine aha döktün ha. Becerdiğim bu kadar. Bak belli mi? Bak gördün mü? Tamam lan, sen de al onu o zaman. Ben onu oradan alacağımsa seni orada niye tutayım ben? Çık ben yapayım. Bak bunu bir 5 dakika fırına atacağız, tamam mı? Bunun asıl püf noktası, birazcık üzerine pilavın su gezdireceğiz ki fırında şey, damlacığım, kurumasın. Damlacığım püf noktası oysa canım benim şey, yemek kaşığıyla bir kaşık şöyle her tarafına damla damla damlat ki sonra biliyorsun damla damla oldular, bilmem ne yaptılar. Çok güzel. Ama şeyin hiç pişmedi. Yeter yeter. Bir şey söyleyeceğim. Tane tane zaten yeter. Şimdi bunu fırına götür. Şimdi fırına gidiyoruz. Haydi onun adı beni kaşıkla şey yaptı ya, terbiye yaptı ya. Demin koyduğun kadın kaşıkla teplum tavayı karıştırıyor. Ne diyeceksin buna? Ya boş ver, her şeye kusur bulma. Ben sana onun için diyorum ya. Her şeye ay, kusur bulma. Her bildiğin engoyla bilirsen sen de gayrı. Ben sana hani kusur bulma diye dedim onların yanında. Üzülmesinler. Vay 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 vay. Ama şeyini yüzüne vuracaksın ki bir daha etmeyecekler. Sen gidin, iyilik bizde kalsın. Pirinç anneciğim, güveçle birlikte pirincim şey mi, pirinç pilavımı fırına vereceğim. Sevinç anne mi? Ay, Sevinç anne geldi ya, kafam ona gitti, özür dilerim. Gül anneciğim. Evet, şimdi bu güvecimi de hemen pilavımın ortasına alıyorum. Pilavımı da sulu bırakmıştım, 5 dakika kadar fırında bunu pişiriyorum. Sonra bu sunumu hazır. Hadi gittim ben fırına. Ya sen gelinlere niye bu kadar o bakıyorsun? Anam sen niye kaynanaları böyle kötülüyorsun? Ya ben de o kaynananın çok büyük acısı var. Evet. Ben onu yani 40 kalıp sabunla yıkansam içimden atamıyorum. Aman. Ne çektin bu elinden İndiya'daki? Yavrularımı bağrımdan böyle kopardılar aldılar biliyor musun? Canlı canlı acı çeke çeke. Böyle bağrımdan yavrularımı çektiler, aldılar biliyor musun? O acı bende hala yaşıyor. Bugünkü gibi o acıyı ben bu kalpte hissediyorum biliyor musun? Onun için anneler, babalar, kaynanalar kimseyi evladından ayırmasınlar. Ebediyen hakkımı helal etmem. Şu dünyayı bana verseler ben o kaynanayı hakkımı helal eder miyim, etmem. Yavrularımı bağrımdan aldı çünkü. O acı anlatma ile bitmez bacım. Tamam. Sen bilmediğin yere konuşuyorsun benimle. Ben sana bir anlatsam belki bana hak verirsin. Sen şerbetini yapıyorum. Bacım. Evet. Ben de hamurumu açayım. Şöyle güzelce büyüklükte. Şimdi bu portakal kabuğu yağını ben diyorum ki şerbetinde kullanalım. Çünkü buna kullanırsam önce dedim buna kullanayım ama bunu tekrar bir sulandırma yapabilir mi? Yapabilir. Hiç öyle bir girmek istemiyorum. Aynen. Şerbetinde kullanabiliriz. Bence en ideali de o. Gül
anneciğim, şimdi Bağdat tatlımız için hamurumu 4 eşit bezeye böldüm. Yalnız hamurumun güzelliği yumuşacık. Sürpriz malzememiz portakal kabuğu yağıydı. Şerbetinde kullandık. Hamurda da kullanayım dedim ama hiç gerek yok. Zaten o kadar güzel buram buram kokuyor ki şerbetin içine koyduk. Hepsini güzelce şimdi kaynayacak. Kaynadıkça da kokusunu ve aromasını verecek. Sen bunu sıvı yağla birlikte aralarına süreceğiz ya, evet, açtığım hamurların. Bana eritirsen ve soğutursan çok mutlu olurum. Sen hamurları ince ince aç anne. Tamam. Üste koy. Ben tamam. De şerbetini yapayım. Portakal kabuğu yağını da şerbetin içinde kullanalım. Olur. Suyunu koydum. Şekerini şu an ilave ediyorum. Malzemeyi koyuyorum. Çok güzel kokuyor. En son da limonunu unutma. Limonu en son atacağım. 3 dakika kaynatıp kapatacağım. Şimdi bak, sürpriz malzemeyi nerede kullandım? Şerbetine damlattım. Çok tamam. Keskin bir kokusu var. Hatta şu an buram buram kokuyor. Evet. Cevizine döktüm. Cevizi şöyle bir karıştıracağız. Tamam. Ondan sonra bu kadar yani. Başka bir yerine koyamayız. Çünkü tamam. Yoğun bir kokusu olduğu için tamam. Şey yapar yani. Onu da çok fazla sıkma o zaman. Bunu biraz sıktırsaydın keşke ama çok birkaç dakika sonra çıkartalım. Kolay gelsin. Hoş geldin Fazilet anneciğim. Gel hoş bak hamurumun benim. İnceliğine bak. Gel bak, evet, güzelliğine. Evet, çok güzel. Tabii sen daha iyi bilirsin. Ne bunu sen tamamla, ben şunu yapayım. Yapacaksın mı bir tane, evet, bana yardım edeceksin mi? Evet, bir tane yapacağım. Mı? Tamam dur, şunu alayım sana engel olmasın. Bak bak bak, döndüre döndüre. Tabii. Asıl marifet bu ama işte. Evet canım benim. Bak çevire çevire nasıl şeklini verdi. Ay ay böyle ay, yapılır bu. Şahanesin. Görüyorsun maşallah. Anlatmaya gerek yok canım benim. Evet. İş meydanda. Evet. Bir tane de şey yapsın, Sevinç anne yapsın. Şu, ay Sevinç anne diyorum, Gül anne yapsın. Gel Gül annesi bakayım bir. Ay beni hiç sokma şöyle. Hadi şey. Gül anne bakayım göreyim. Hadi. Endamını göreyim canım benim. Hadi. Öyle süslenmeyle müslenmeyle bu işler yürümez. Bak, bak böyle, ben böyle biliyorum. Yaptığımı ne bozma yapayım? Kesinlikle. Ha, bozuşuruz. Bozuşuruz kesinlikle, yaptığımı bozma. Bak, bak yaptım. Elinizi yaptım. Tık tık tık. Ne yaptın kız? Ne yapsın? Vay vay ben vay vay size, vay. Ben söyledim. Saçlara hamur açmasını bilmiyorum. Saçlara föl çektirme. Onu. Gözlere sürme çekme. Gözün üstüne far çekme. Öyle olmaz söyledim, böyle. Bilmiyorum olmaz. Dedi. Olmaz. Olmaz. Hamur işi gelinime ait. Ne oldu vay, hani bana el vermiş? Olmadı ya, yaptım işte, daha ne istiyorsun? Vay hani benim güzel gelinim vay. Gelinden gelinin diyorsunuz, ortaya çıkıyorsunuz. Gelinim bir iş yapamıyorsunuz yapar. İşte canım benim. Bu kadar basit. Aynen öyle. Haklısın Fazilet anneciğim. Çok benden güzel oldu. Bu kadarlık. Teşekkür ederim. Okey mi? Okay. Teşekkür ederiz. Sağ hem ol. De tembelliği yanında bir yok et. Bir demin çalışkan beni bir övüyordun. Şimdi yere dokuyorsun. Sen gelin yanıma. Üst üste koyduktan kolay gelsin canlar. Sağ ol. Hoş geldin. Ay, hoş geldin. Nasıl? Çok güzel yapmışsın kız. Nasıl? Vallahi güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bak marifetli. Çok tatlı olmuş. Ben de vereni yazı vereyim. Onu şunu çek. Alayım mı şöyle üstüne, bir şey olmaz inşallah. Bir şey olmaz. Buyur abla. Versin. Şöyle yere çıksın. Nişasta mı? Nişasta bu, bu un. Ya yemin ediyorum Fazilet abla, mutfağıma efendim? Geldin, hoş geldin. Çok sefa getirdin. Ederim. Kavır kavır teyzeniz var ya, ta anamur gibi bir yerden size yardıma geldi böyle. Sizin yapamayacağınız bir şeyler varsa yapacağız. Sana bir şey söyleyeyim mi? Adana'ya gidek mi? Ben seni Adana'ya götüreyim mi? Şalvarından giyek mi? Kebabından giyek mi? Tabii. Gidek, gidek, gel gidek. Adana'ya gel gidek. Adana sıcak derler. Hey kardeş, Anamur'a gidek. Bravo. Helal sana abla. Ablacığım bravo sana. Teşekkür ederim. Seni.
sana bir şey söyleyeyim abla, ben seni gördüm. Evet. Biraz keyfim yerine geldi biliyor musun? Neşelendim. Evet canım. Çünkü benim. Ben haftalardır eşimle konuşmuyorum. Niye? Küstüm. Niye kızım? Benim kalbimi kırdım. E sende de vardır bir suç, kusura bakma yok, da. Yok vallahi yemin ediyorum bu defa suçsuz, adamca, günahsız, masumum yemin ederim. Adamcağızın kalbini mi kırdın? Nerede kırdın kız? O benim kalbimi kız? Kırdı. Şurada otururken kalbimi kırdı. E ne olacak sonuç? Vallahi bilmiyorum artık. Yani ona... sen burada geçen hafta anlattın. Evet, cuma günü. Evet. Dedin ki eşim kıymetlidir. Şu, yemin ediyorum aynı şeyler benim için de geçerli. Evet, ama ta ki benim kalbimi kırana kadar. Ama senin eşin sinirlendi miydi? Senin sinirin mum gibi sönecek. Sönsün. Sırasıyla diyorum canım benim. Eşin sinirlendi miydi? Sen susacaksın. Sen sinirlendin mi eşin susacak. Okey, olay odur. Görüşürüz, kendine iyi görüşürüz, bak canım sağ ol benim. Ablacığım. Hepinize kolay gelsin. Ay, Allah'a emanetsiniz. Hamurumu da çok güzel açtın abla. Şimdi bunu böyle keseceğiz değil mi? Evet, bir dört şey parmak, dört parmak. Bak kolay işaretler koydum. Teşekkür ederim. Gel Sevinç anne. Vallahi ne yapalım, biz bitirmek üzereyiz. Ben şimdi ölçerek... Bana ver diğerlerini, ben keseyim. Ölçerek işaret koydum. Oklamanın üzerinde kesiyorum düz olsun diye. Abla onu niye aldın? Şimdi bunu da üç parmak enliğinde keseceğiz burada. Tamam mı? Cevizini koymak için. Ben sana fazla işgal etmesin yerini. O yüzden alıyorum. Tamamdır. Tamam. Şimdi bunu da Damlacığım, bir bıçak da ben alayım. Şöyle şuradan. Sana yardımcı olayım. Şunu da şöyle üç parmak. Şimdi nasıl yapacağım bunu? Şimdi ablacığım bak, şimdi bunu dört parmak dört parmak kestik. Kenardaki evet, şeyleri evet aldık. Şöyle kare olacak şekilde. Evet. İki, üç, şu da şöyle olsun. Evet. Sonra şöyle, şöyle. Görüyor musun? Kare olması lazım. Peki, tamam. Bunun. Şimdi bunları bir tane koyacağım, katla göreyim, gideceğim çünkü. Şimdi ben şöyle koyayım, o yapsın bir. Bir tane göstersin. Damla koysun, ben de yapayım, siz de görün. Şöyle ya, sadece şu kenarlarını bastırıyoruz, ortası evet açık kalıyor. Neden ortası açık acaba? Üst üstüne koyacağız ya böyle dizerek, ağzı açık kalacak. Anladım. Bunun özelliği bu. Bir tarafı açık olacak dedi. Hı-hı. Şöyle yaptık. Tamam. Oldu galiba tamam, değil mi? Ha, eline sağlık. Şimdi ben şu kızlara da gideyim, bir ona tamam da ziyaret edeyim. Kolay gelsin kızlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, siz ay nasılsınız? Çok güzel yapıyorsunuz maşallah maşallah. Çok tatlısınız, teşekkür biraz ederiz. Büyük mü kestiniz yoksa şunu az yok, üstünden? Yok şey. Yok, tam. İyi değil mi? Bu kadar şeyi gösterdi. Hmm, şöyle bastırıyorsunuz, yan tarafı da öğrendim. Ha, burayı da mı bastırıyor? Ha, yok, bir de burayı bastırıyorsunuz. Yok, açık kalıyor. Açık dedi. Aha, öyleydi. Çok güzel yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Sizlere çok kolay gelsin diyorum. Ben şöyle geçiyorum. Abla hamurumuzu dört beze yaptık, üst tamam üste koyduk, kare şekilde kestik. Şimdi cevizimizi koyduk, şuna da koyalım. Şimdi şöyle yapacağız abla. Yok o yeter, fazlasını şey, bak şöyle kenarını şu şekilde kapatıyoruz, şu uç açık kalacak, tamam mı? Şöyle yapıp kapatıyoruz. Yine aynı şekilde kenarını kapatıyoruz. Şu orta kısım açık kalacak. Böyle hızlıca yapalım, sonra fırına atacağız. Bu arada ben tepsiyi de getireyim abla. Tepsiyi de dizelim. Tamam, hızlı getir hızlı ki zaman kaybetmeyelim. Şöyle yağlı kağıdımı da serdim.
Şöyle koyalım. Yağımızı da erittik. Aynı zamanda şimdi üstüne de süreceğim. Ay ben bir şey merak ediyorum Şevvacığım. Şimdi biz senin düğün görüntülerini izledik. Çok güzeldi. Sen şimdi yeni evlisin. Ben senin evini de çok merak ediyorum. Görüntüleri var mı? Evet var. Ay izleyelim varsa ya. Vallahi çok merak ediyorum evini. Merhaba. Burası bizim mutfağımız. Böyle. Buradan balkonumuza çıkan bir kapı var. Burası da bizim kış bahçemiz. Yani biz öyle yaptık. Burası da bizim oturma odamız. Burası kitap, kahve içme köşesi yaptık. Şöyle. Burası bizim kedimize yaptığımız bir oda. Oy annem! Oy! Burası da böyle bir oda, ona ait her şeyim. Burası hol, buradan burası da bizim yatak odamız. Burası yatak odamızın arka balkonu. Böyle. En zamanlısı. Ay evine bayıldım da ben sadece bir şey söyleyeceğim. Ben uzaktan gözlüğüm yok da halı var mıydı? Dikkat etmedim gerçekten. Halı var. Var mıydı? Var, ay ben var. Evini çok beğendim. Gerçekten gözüküyor. Evini çok beğendim. Özellikle mutfağını çok beğendim. Teşekkür ederim. Ama sadece biraz salonun keşke kahverengi değil de böyle biraz açık mı yapsaydım? Oturma odasını mı? Evet. Orayı Özkan öyle istedi. Ben hiç karışmadım. Ona bıraktım. O nasıl istiyorsa öyle dizayn ettik. Ama mutfağın çok güzel, çok bayıldım. Çok ben en çok kış bahçesini beğendim ama ondan önce Şevval'cığım evin güzel de kedinin odasında kaldım ben. Evladın gibi görüyorsun evet. Muhtemelen. Peki Şefiye anne anlaşabiliyor mu? Hani otomatikman onun da torunu gibi olmuş oluyor. Senin evladın ya. Anlaşabiliyorlar mı? Tabii. Evet anlaşıyorlar. Sam zaten onu sevmeyen kişiye gitmiyor. Asla hisseder gitmez. Hisseder hayvanlar. Ve çok özledim onu da. O sevmediği kişiye asla yanaşmaz, kendini sevdirmez, evde istemez, gitmesi için elinden geleni yapar. Yapar, tahmin ediyorum. O yüzden annemle de iyi anlaşıyor. Gözlerimiz birbirine benziyor. Gözleri aynı renkçi. Ama bir şey söyleyeceğim, o böyle hani tüylerini kediler falan döküyor ya, sürekli temizlik gerektirmiyor mu? Onun tüyleri çok uzundu aslında, orada göründüğü gibi değil. Biz biraz kestirdik hem onun sağlığı açısından da, biraz midesi de şu anda rahatsız. Yine başladı. Eve dökülüyor ama her gün ben temizliyorum. Bir sürü malzemesi var. Vallahi sana ben şey titizim. Yeni gelin evi dediğim biraz daha süslü püslü olmaz mı? Hayır yani, ya, asla. Vallahi benim biraz eksik geldi bana. Yani hiç de göz tam benim tarzım. Yani siz benim şöyle benim istiyordunuz. Ofis mobilyası gibi geldi açıkçası falan bana. Bekliyordunuz ama ben evime hatta bu bana fazla bile geliyor. Ama ofis mobilyasına benziyor. Ofis mobilyasına evet. Benzemiyor. Bence bir kendi evinizi ev andırmıyor. Ev ama bir yuva değil sanki. Yani çok benim evimi burada günlerce konuştular. Yani, sizin evinizi mi konuştular? Evet. Ben görmediğim için yorum yapamıyorum. Biz evde nasıl rahatsak beni, o şekilde dizayn bak ettik. Bak Şevval'cığım benim bir koltuk takımım vardı. Vallahi fiyatını duysaydın dudağın uçuklarda her yeri varaklı böyle. Padişahlar, prensesler gibiydi. Bak benim takımlarımı da görmek ister misin? Koltuk takımlarımı. Olur görelim. Bak görün. Bak şatafat. Ya bu biraz şey oo, gibi geliyor bana. Ama nasıl güzel de böyle şıkır şıkır. Evet ben onu ta Ankara'lardan aldım da geldim. Özel el yapımı, döküm, işlemeleri özel. Çok kasvetli. Kasvetli olur çok mu kız? Çok aşırı derecede. Bana benziyor. Göre kasvetli. Kahverengi bir kere seninki. Benimki krem rengi. Ben beyaz salaş seviyorum içi açılıyor. Her şeyi. Baksana ama çok şuraya. Yaşlı mobilyası gibi geliyor bana böyle. Kasvetli. Ben ederim. Orada mesela rahat hareket çok edemem o evin ederim. İçerisinde. Ederim. Vallahi bilemiyorum artık. Tabii doğru söylüyorsun. Biraz pahalı olduğu için sana öyle gelmiştir.
Evet. Parayla övünen bak, insanlar. Bak, ben burada nasıl mutlu hissediyorum kendimi görüyor musun? O sehpamda biri yani çay içemez. Orada bir çocuk bir araba falan süremez. O zaman niye süremez. Aldınız? Hoşuma gidiyor. Senin nasıl hoşuna gidiyorsa ama benim ben de hoşuma mesela gidiyor. Kedi besliyorum. Şevval. Benim kedim. Şevval'cim o niye aldı onu biliyor musun? Millete hava atmak için. Burada belli ama parayla övünen insanlar pek bir yere gelebilen insanlar havan değildi. Havan var da atıyorum yani var da atıyorum. Siz de yapın siz de atın havanızı. Görgüsüz değiliz biz biraz. Vallahi bence. Ben bilmiyorum ben çok mutluyum evimi de seviyorum. Gelen de gözlerini alamıyor. Işıl ışıl bir benim evim var. Benim gözümü çok bir de temiz, boğdu. Bir de temiz bir de çok düzenliyimdir çok tertipliyimdir. Yani burada gelinimle günlerdir onun yüzünden tartıştık. Hani temizliği, titizliği severim. O biraz rahattır. Çocukları getirir, koyar oraya. Orada sehpa çizilmiş, halıya bir şey dökülmüş. Benim içimi yer. Ama o biraz rahat olduğu bir için. Bir şey söyleyeceğim. O mobilyaları mesela aldınız. Ne? Hiç kimse oturmuyor, çay içmiyor falan diyorsun. Ben oturuyorum. Size de söyleyeyim. Aa, ben sen oturacaksan o mobilyaları niye aldın? Kendimi aldım işte. Ah. Şimdi, ben kendimi aldım. Mutlu olduğum için benim kendim benim evimde de, benim eşyalarım daha bir yıllık. Kedim de var evde. Ben mesela sen çocuk oturmasın diyorsun. Benim kedim yeni koltuklarımı bile... Çocuklarımın ayrı bir odası var. Onun odasındaki koltuğu ben aldığım fiyatı size söylemeyeyim. Çok pahalıya aldık. Sen mesela onları tırmaladı. Kullanıldı gibi. Bir tek o kullandı ama ondan önemli değil. O şekilde bence tamam işte, ilerlemeyin. Çocuklarım kendi odalarını kullanıyor. Benim onlara bir şey demiyorum. Aynen ona canım ben feda. Ben çok beğendim. Evet, gayet yani güzel. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Aynen. İkinizin de evi çok güzel, mutluysanız, mutlu olun o evinizde yeterli. Evet, teşekkür sadece ederim. Sadece büyük mutfakları çok kıskanıyorum, benimki evet. Küçücük. Fazilet ablacığım, peki sen ne diyorsun bu eve? Vallahi billahi şöyle hava atmanın hiçbir gereği yok. Her zaman için huzurun, mutluluğun olduğu yer samanlık, seyranlıktır kardeşim Allah benim. Be. Aynen öyle, aynen bunu öyle. Ben hiç unutmam da, hiç kafamdan çekmem de. Vallahi çok haklısın. Evet canım önemli benim. Önemli olan evinizdeki huzur. Mal dünyada kalır canım benim. Ve sağlık çok önemli. Biz Ekim ayındayız. Kiminiz biliyordur Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayıdır. Bize neredeyse sonuna geldik artık. Şimdi hepimiz burada. Taramanızı yaptınız mı? Sağlığınızı kontrol ediyor musunuz? Ben kim, düzenli hanginiz gidiyorum. Hanginiz yaptırdı? Ben anlatabilir miyim? Ben de her yaptım. Her 6 ayda bir bunu samimiyetimle söylüyorum. Gidiyorum çünkü ben 2012 yılında sağ göğsümden bir kitle aldırdım. 3 saat süren bir ameliyata girdim. İzi duruyor hatta. Kaç yaşındaydın? 2012'de şu an 30'um kaç oluyorum? 20'li yaşlarındaydım. Yani çok erkendi. Aynen. Yaş olarak hatırlayamadım bir an. Ankara'ya patolojiye gitti. Temiz çıktı ama doktorum her 6 ayda bir kesinlikle gitmen gerekiyor aynen. Dedi. Özellikle 20 yaşınızdan itibaren asla kontrolü ihmal etmeyin. Çok gencim bana bir şey olmaz demeyin. Bunun için KETEM'de kanser erken tanı tarama ve eğitim merkezlerinde, aile sağlık merkezlerinde, sağlık hayat merkezlerinde, hastanelerde ücretsiz kanser taraması yaptırabilirsiniz. Asla ihmal etmeyin diyorum. Sağlığınızdan daha önemli bir şey yok. Ve biz şimdi tadıma geçiyoruz. Çiğ olmuş. Hamurumsuz kalmış. Kısmı. Dört dörtlük çıkarttığım tabağa dişin izi çıkan yeri var ya hamur diyor. Ayıp ya. Yemin ediyorum ayıp.
Ama sen çok hakkaniyetsiz bir adamsın. Aynı Harun gibi. Sabah mide öpümü içip de geldim. Çünkü başıma geleceklerden emindim. Keza da gene aynı şeylerle karşı karşıyayız. Nasıl sen bu mükemmel tabağa 5 verdin? Senin eşin de pandispanya yerine keklere 5 verdi. Biz de onları unutmadık. Sen ona kek diyorsun. O kek değil ki. Pandispanya bir anda yüksek ateşte 10 dakikada pişer. Doğru söylüyor. Pişme derecesini çok iyi biliyor. Pişirmiyor. Kocası da gelip onlara 5'leri veriyor. Güzeller çıktılar meydana, tadıma hazırlar. Elinizde kaşıkları bile almışsınız ya. Böyle heyecanla tadım yapmayı bekliyorsunuz. Evet. Gelinlerimiz de sizin yorumlarınızı ve puanlarınızı bekliyor. Hadi başlayalım. Hadi bismillah. Kolay gelsin Derya Hanım. Kimyonunu, karabiberini çok atmışlar. Acı. Pilafı da kuru. Okey. Peki, Sevinç ablacığım. Vallahi tadı tuzu yerinde, acık eti çiğ kalmış bence. Hmm, sert mi kalmış? Pilavı da güzel tane tane olmuş, çok kötü değil. Peki, geçelim ikinci tabağa. Çok güzel. Her şey güzel mi olmuş? Hı-hı. Pilavı nasıl, eti evet. Nasıl? Çok güzel. Evet. Sevinç anneciğim. Şu an bu tabak çok güzel. Ha çok güzel demeyeyim. Belki bundan güzelini bulursam değerlendirebilirim. Peki. Ama şu an çok güzel. Şimdilik güzel. Evet. Geçelim üçüncüsüne. Pilav çok kuru, tıkır tıkır. Eti de çiğ, burun çiğ olmuş. Tekliğini çok atmışlar. Sevinç anneciğim. Daha tadına varamadı. Yeme de yanında yat, yapacak edemezse. Bununla bunun çok farkı yok. İkisi birbirine çok kardeş, yakınlar. Bu farklı. Peki. Bu pilafım da tıkır tıkır olmuş, bu pilafım da tıkır tıkır olmuş, o pilafım da tıkır olmuş. En güzel yemeklerin içinde şu tabağı bunun benim. Eti nasıl olmuş? Onun eti de aynı. Aynı onun eti pişik değil. Şunun eti pişik değil. Şunun eti biraz iyi, keki bol olmuş. Sevinç abla, Sevinç anneciğim sen ne diyorsun buna? Ben fena değil, iyi. İyi. Ha tam şeyi hak etmez ama iyi. Kötü değil. Peki ortak karar verebilecek misiniz? Onun kararı ayrı, benim kararım ayrı. Yok, ikiniz bir puan vereceksiniz. Şimdi birinci tabak için verin baş başa, ortak bir puana karar verin. Sen bire kaç diyorsun? 2 puan verelim buna. Olmaz. Burada çok emek var. Bu yemeği pişirmek, yapmak kolay değil. Az baharatı fazla diye buna 2 veremezsin. Ben 4 veriyorum. Oo. 2 olsa olmaz mı? Olmaz, hiç olmaz. Tamam, hiç olsun. Evet. Üç mü dediniz? Üç olsun. Ortak kararınız evet. Üç. Evet, tamamdır. Üç. İkinci tabak? Beş. Ben de beş. İkiniz de beş diyorsanız öyle beştir. Öyle beş geçiyorum. Sorgusuz peki. Beş. Sen ne diyorsun? Beş. Evet, üçüncü tabağa kaç puan vermek istiyorsunuz? Bir diyorum. Bir diyorsun. Tamam. Olsun bari. Ortak kararınız. Ortak kararım bir. Eminsiniz. Eminim. Peki. Ben üzgün olarak veriyorum yalnız. Peki. Arkadaşımı kırmamak için. Konuşun, anlaşın, beraber karar verin. Buna kaç verelim? Önce sen söyle ki ben ona karar vereceğim. Ama sormadı daha abla. Sorsun. Söyle işte, konuşun, tartışın diyorum. Evet, şimdi buna daha 2 diyeceğim. Başka bir şey de olmaz. Bunun hakkı 4. Hiç olmaz ki. Bunun hakkı 4. Allah için konuş. Lütfen. Bak ben adaletsizlik yapmak istemiyorum. Bunun hakkı 4. Biriniz 2 diyor, biriniz 4 diyor. Ortayı bulun. Ben 4 diyorum. 4 olsun, ne yapabilirim? 3. Olmaz. O da 3 ama. Bunun hakkı 4.
3. Onun hakkı 3'tü 3. Olmaz. Tamam, aynı puanı tekrar verebilirsiniz. Bu 3. Bu 4. Pardon. 4'müş, tamam. Benden 4 mü? Evet. Peki. 4 diyorum o zaman. Çünkü pilavın rengine bak, ne kadar güzel. Etin rengi çok güzel. Evet, ki pilav da çok önemli. Şu biraz pişmemiş, ona 3 verdik hadi. Bakalım masanın başına sığacak mısınız? Evet. Sığarız biz. Şöyle. Sizce bu tabak kimin olabilir? 3 puan verdiniz. Bilemem. Çünkü pilavı çiğydi. Eti de çok baharatı basmış içine, basmış içine. Ha. Bayağı bir acı tadı vardı. Keşke iyi yapsaydı, daha güzel puan verseydim. Yine de kıyamadınız. Aslında evet. Orta derece bir evet. Puan verdiniz. Bakalım kiminmiş bu tabak? Nurcan'ın. Yani ben var ya Allah şimdi ikinizi de çok seviyorum. Çok kıymetlisiniz ama... Yani 4 dediniz, anlaşamadınız, 3 verdiniz. O tabağı anlaşamadınız, daha yüksek verdiniz ki ben etimi önce haşladım, sonra soteledim ve pilavımı da et suyundan yaptım. Bir dakika, hiç hak etmedim. Sen nereliydin? Adanalıyım. Adanalı olduğun için basmışsın acıyı, basmışsın acıyı. Ben Karadenizliyim, benim ağzıma da çok acı geldi kızım. Sen kendi Adana'ya göre değil de burada sunuma göre ayarlayacaktın onu. Fazilet abla, sana acı değil. Geldi mi? Evet acı canım benim. Baharatı çok koymuşlar. Baharat etin tadını unutturmuş. Bu tabakta da bayağı kararsız kaldınız. Tartışmalar sonrası ikiniz beraber ortak 4 vermeye karar verdiniz. Evet. Peki bu tabak kimin? Damla'nın. Teşekkür ederim. Biz de etimizi önceden hani haşladık. Gayet de iyi pişirdik. Pilavı da güzeldi. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Evet, ikisi ortak karar verdi. Hemen anında bu tabağa 5 puan veriyoruz dediler. Peki bu tabak kimin? Şevval'in mi, Seda'nın mı? İlk tadımın altını bakın kime gidiyor? Seda'ya. Allah be, tontonlarım benim. Çünkü Seda'yı ben yetiştirdim. Beni düşürdü, ağlattı, üzdü ama sonunda da başardı. Bravo. Sevinç anne ya, deme öyle. Ben seni düşürür müyüm hala orada? Düşmüş. Yani o düşmeyi hatırlattın ya. Çok komikti gerçekten. Onu herkes görmek soruyor istiyorum. Bana biliyor musun? İzleyelim. Herkes soruyor bana. Kalk şunu alayım, kalk yanıyor. Ne? Kalk, kalk şu altındakini alayım, yandı fırınım. Ay dur. Ay, ay. 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 Normalde ağlamamız lazımdı ama biz buna güldük çünkü çok tatlı düştün gerçekten. Bir yerinde acıtmadın değil mi? Tabii bir ay acısını çektim ama gizli gizli kimseye çaktırmadım. Azıcık. Küçük başladı ama bayağı canım yandı. Vallahi tatlı düştü. Evet. Evet şimdi altını kazandırdınız. Sevinç ablacığım sen bir yere gitme. İkinci yemekte de yorumunu bekliyorum tamam. Senden. Tamamdır. Fazilet abla sen de gitmeden dedin ki Emirhan'la Nurcan'ın arasını ben düzelteceğim. Evet. Nasıl yapacaksın bu işi ya? O iş bende canım benim. Orada bir şey var işte. Dur. Çağıralım Emirhan'ı. Sevinç anneciğim sen geç otur. Emirhan da gelsin. Peki. Bakalım sen onları nasıl barıştıracaksın. Evet Emirhan da geldi. Nurcan sen de gel buraya. Kız gel buraya. Geleyim bari. Ay ne naz yaptı. Ne naz Ay, yaptı naz ya. Ay naz çok aşık usandırır. Aşık usandırır. Ay yok. Neyse şöyle durayım bari. Sen de şöyle alabilir miyim Emirhan Bey? Oğlum ayıp yapıyorsun kızım sen de ayıp yapıyorsun. Eşinle barışmanı bekliyorum canım benim. Ben daha özür dilemesi lazım barışmam için. Neyin özürünü dileyeceğim ben? Uzatma oğlum uzatma kızım. Artık barışmanızı bekliyorum. Vallahi ben uzatmıyorum ki kendi uzatıyor. Hadi ne barışacağım ben? O saçını böyle gezdiği sürece asla benden barışma falan benzemezsin. Ayrıca sen... Ya 10 saat beni kapıda bekletiyorsun. Ağır hareket ediyorsun. Bir bayan olarak benim seni kapıda beklemem gerekirken, bekletmem gerekirken sen beni kapıda bekletiyorsun. Yalan mı? Tamam da niye bekletiyorum ki? Ne kadar bekletiyorum? Bir dakika, iki dakika başka bir şey değil. Bir dakika, iki dakika mı? Tabii. Tam 25 dakika sırf o saçını yapmak için. E ne var saçımda yapıyorum ben saçımda? İşte bir şey olmuş. Yok.
Hiç güzel, şey yok. Senin canını yakmak, senin içindeki sevgiyi kendine yapmak istiyor adamcağız. Hayır, o evli barklı adam öyle saçını yapamaz. Ama hiç, ya sen saçını kime tarıyorsun ki? Sana tarıyorum. Evet. Ben sevmiyorum ya. Beni sevdiğim modeli yapsan eyvallah diyeceğim. Tamam, sen sevdiğin modeli yaparım bundan sonra. Sen telefonuna da şifre koydun. Ben o gün de sordum, sen cevap vermedin. Geçiştirdin. Neden? Niçin? Nasıl neden? Niçin? Abla, senin telefonunda şifre var mı? Yok. Senin kocanın şifre yok, var mı? Yok, kesinlikle olmaz. Ha? Birbirimizin şifresini kendimiz ha? biliriz bizim. Ya? Fazla da naz aşık usandırır, bunu unutma canım benim. Vallahi canım benim, ben naz etmiyorum. Ya çekil ya. Gel gel. Değil ya, değil. Vallahi gel ha. Hayır, gider misin? Yeter artık. Hayır, istemiyorum. Yeter artık. Barıştınız mı? Yani. Hadi barıştınız. Barıştınız. Evet. Canım kocam. Ay canım benim ya. Allah bir yastıkla kocama nasip etsin. Amin. Canlarım. Amin. Ay, kendinize iyi ama. Bakın. Tamam. Valla Fazilet ablacığım teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Teşekkür Hayırlı ederim. Bir işe de vesile oldu. Evet canım benim. Anamur'a dönüyorsun değil evet, mi? Evet, şu anda Anamur'a döneceğim. Oy, o iş bende zaten güzel. Öyle. Hayırlı vesile işi. Zaten bende canım benim. İyi iyi. Peki o zaman niyetinde geldin, ayaklarına sağlık. Çok seni çok ederim. Sevdik, doyamadık sana. Şöyle kalp atıyorum her zaman sana. Ya, yine açık. Gel. Yine gel, tamam mı? Teşekkür ediyorum canım benim. Çok seviyorum küp, seni. Küp küp küp. Küp 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 küp. Kavır 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 kavır. Yemede yanda yat. La 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 la. Beni mi götürüyorsun? Beni de götür. La 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 la. Beni de Anamur'a götür, tamam mı? Beklerim Anamur'a canım benim. Gelirim, gelirim. Şurada tadımları bitirelim, sonra gelirim. Erkeklerle devam ediyoruz. İlk olarak Özkan geliyor. Merhaba Derya Hanım. Hoş geldin. Sana zorla tatlıyı sevdireceğiz. İnşallah. Başlayabilir miyim? Hadi başlayalım. Sürpriz malzememiz portakal yağı. Bu baklava olarak geçiyor değil mi? Gibi normalde. Evet. Yani baklava normalde hani kestiğin zaman çok seri bir şekilde kesilmesi lazım. Zor Bağdat kesiliyor. Tatlısı ince yufkadan yapılır. Hamuru kuru ve çok şerbetli. Çok kuru ve çok şerbetli. Peki. Birinci tabakta daha güzeldi. Öyle söyleyeyim. Nesi güzel? Ya hamuru yumuşak, diğeri sertti, kıtır kıtırdı böyle. Yani öyle mi olması gerekiyor bilmiyorum ama benim damak lezzetime göre bu daha güzel. Peki. Birinci tabakla aynı ama bu daha güzel birinci tabakta. Tamam. Bana geçeyim mi direkt? Tamam. Bir. Evet. Üç. Pardon, iki. Tamam. Beş. Evet. Bir. Emin misin? Eminim. Yorumlarını tekrar hatırlatsana. Bu sert. Tamam. Ve tas çok şerbetli. Hı. Bir verdim o yüzden. Tamam. Bunu beğendim. İkisi de eşit olduğunu söyledim. Evet. Bunu daha çok beğendim. O yüzden ona iki, buna beş mi veriyorsun? Evet. Tamam, teşekkürler. Sağ ol. Artık yapacak bir şey yok. Tekrar yorumları da hatırlattım. Şuradan başlayalım. Bu tabağa bir verdi. Peki, kim hazırladı? Damlalar. Yorum bile yapmadın Özkan ama neyini beğenmedin? Hiçbir şeyini. Nasıl hiçbir şeyini? Yorum bayağı bile var. Yapmadın. Gayet de ince açtık biz hamurunu. Kırmak istemedim yapana o yüzden. Tamam da ama hamurunu ince açtık. Tadına da güveniyorum. Güzel olmuştu. Bir tadına Damla bak hamuru istiyorsan. Hamuru hiç ince durmuyor yalnız burada. Hayır, inceydi hamuru. En incesi oydu yani. İnceydi. Üzgünüm, biri açmak istemem. İkiler de üzüyor. Bakalım ikilik tabak kimin? Sevgili
Seda'nın? Abi şurada en çok üzüldüğüm şey ne biliyor musun Özkan? En başta kendi eşim. Sakın hani sadece sana konuşuyormuşum gibi düşünme. En başta kendi eşim. Geliyorsunuz, beğeniyorsunuz, lezzetli deyip iki veriyorsunuz. O zaman lezzetli deme. Ben beğenmedim de. En fazla 2 puanlık bir tabakta ama beğendim lezzetli deyince insanın beklentisi çok daha yükseliyor. Olmuyor yani, bu senin eşin için de geçerli. Onun tabağı da olabilirdi. Gibi gibi işte yani. Peki ya kime 5 puan verdi? Kendi eşi Şevval'e mi, Nurcan'a mı? Beş alan tabak Nurcan'ın. Afiyet bal şeker olsun. Şevval'e de 1 verdin. Peki Şefiye anne? Ya senin yufkan güzel oldu. Çıtır çıtır. Bir şey demeyeceğim bu çocuğa ben. Oğluna bir şey demeyeceğim mi? Şevval, sürpriz malzemeyi nasıl kullandın? Şerbetin içine kattık biz sürpriz malzemeyi. Mantıklı. Evet. Seda sen nasıl kullandın? Ben de şerbetle kullandım Derya Hanım. Hamurda da kullansam çok bayar diye düşündüm. Hmm. Çok da güzel kokusu geçmişti. Tatlı da bir aroma veriyor. Evet. Nurcan sen 5 aldın. Sen nasıl kullandın? Vallahi ben de ya arkadaşlarımdan farklı yapmadım. Ben de şerbetime kullandım. Sen? Ben cevizine de kullandım, şerbetine de. Hepsinde çok tatlı, güzel bir aroma bırakmış bu arada. Evet. Tavsiye ederim. Çok yoğun kokulu. Evet, bundan böyle şerbetinize böyle birkaç damla portakal yağı atabilirsiniz. Çok güzel bir aroma veriyor. Biz şimdi tadıma devam ediyoruz. Sırada Emirhan var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir tatlımız var. Sürpriz malzeme portakal yağı. Afiyet portakal olsun. Hamurumsu kalmış. Bir de çok şeker almış ya içine. Bu sefer hayret. Nasıl becermişler şeker aldırmayı? Çok hıyır hıyır olmuş bu. Yani tatlılıktan çıkmış. Hı hı. Bunda da çok az aldım şeyi. Portakal yağını. Bunda da barla yok arasında. Bir de çok kızarmış. Görüyor musunuz? Maşallah. Bu hiç kullanmamış herhalde. Hiç mi gelmiyor tadı? Şuradan yiyebilirsiniz istiyorsanız. Hamurumsuz da kalmış. İç kısmı. İyi, güzel pişmiş de. Güzel yani. Hepsi de şerbetini çektirmiş. Helal olsun diyorum bak. Bu İyi. Orada. Hoşuna gitti. He, şerbet olsun. Bir yok. Olabilir de. Tüh ya. Evet, ilk tabak için puanın nedir? 1. Evet. 1. Dur sırasıyla Pardon. Söyle. 2. 1. Evet. Yani fırına 60'a geri çıkarmışlar galiba. 5. Teşekkür ederim. Rica ederim. Birlik tabak kimin? Damla'nın. Yani ona ne yorum yaptığını da ben anlamadım gerçi de. Tadı gelmiyor dedi. Alamadım dedi. Hayır, üçüncü tabağa tadı gelmiyor dedi. Ona demedi mi? Ona da dedim. Şerbetini çekmiş dedi. Hepsi için söyledi ki onu. Ya Nurcan bir dakika, ben konuşuyorum eşinle. Onu şerbetini çekmiş mi? Dedi. Sonra tamam hepsi için sona geldiğinde söyledi de başka neyini beğenmedi de bir verdi. Onu merak ediyorum. Hamur kalmış biraz. Hamur kalmış. Hı-hı. Peki afiyet olsun. İkilik tabağı açıyorum. Bakın kime 2 puan vermiş? Seda'ya. Sen güzel tabağa puan vermiyorsun biliyor musun?
bakıyorsun bu güzel puan vermiyorsun. Ben mesela kimden yüksek alsam sen bana hep düşük veriyorsun. Mesela düşünüyorum 3 masadan yüksek aldım diyelim ki. Bir tek senden düşük alıyorum. Neden? Neden güzel olan bir tabağa düşük veriyorsun? Ben çok beğendim. Gerçekten de tam kıvamında bir tatlı. Şerbeti, kızarması, her şeyiyle. Bak tamam, şerbetine bir şey demedim. Deryan'ıma da söyledim. Tamam, hayret hepsini dedim. İlk söyledin, defa evet. Dedim bu sefer şerbetini çekmiştir dedim. Hı hı. Ama yani hamurumsu kalmış yani biraz. O biraz daha kızarsa ne olurdu biliyor musun? Hayır, ortası içi. Deryan'ım bakabilir miyim? Gel bak. İçi hamur diyor. Ya bana hamur gibi geldi yani. Bana hamurumsu kalmış dedim. Hamur mu? Bunun içi ceviz. Bu hamur mu Emirhan? Seda, onu görebiliyorum zaten ceviz tamam, olduğunu. Tamam sen bakar mısın ama lütfen dürüst ol. Bu hamur mu? Bak şurası göstereyim. Bak şurasından bak. Bahsediyor. Ya siz şaka bak, mısınız? Şerbet hayır, bak. Şerbeti damlıyor. O hamur mu? Isırdığın bak, yerde bak, hayır uzak... şu an şey yapmıyor. Ya beni... Açılan tabak var mı Derya Hanım bir tane daha? Yok, bunların ikisi sadece. Bak. Hayır Seda şu hiçbir yönünden şey, haklı. Şey o sadece mi? Bence burasını bul gördüğü ben için söyledi. Ben size bir şey diyeyim mi? Ama şerbeti ben çok Harun güzel. Harun bir, sen iki. İkiniz de o kadar adaletsizsiniz ki. Ben de kızıyorum. Dört dörtlük çıkarttığım tabağa dişinizi çıkan yeri var ya hamur diyor. Ayıp ya, yemin ediyorum ayıp. Evet. Yani ben anlamadım ki sen inşallah bana da yani düşük puan vermemişsindir diye düşünüyorum. Yani şerbeti çok hepsine time. Dedin ki çok güzel dedin. Hepsi Allah çekmiş yani dedin. Iyi. Tamam bir dakika konuşuyorum. O zaman sen niye böyle bir puan kullanıyorsun? Yani Seda güzel yemek yapıyor. Tamam Seda. Yani atıyorum ben demiyorum git ona da 5 ver. Ama atıyorum bir güzel olmuşsa bir 4 verin ya, bir 3 verin ya, hakkını verin ya. Bebeğim biz evde tatlı yapmıyor muyuz? Biz evde değiliz. Evdeki ortamımız burada değil. Seda güzel yemek yapıyor, Allah var. Ama şimdi siz hiçbir zaman 4-3 vermiyorsunuz. Gerçekten verilmiyor. Tamam yarışma, ben de doğruyu söylemek zorundayım. Yapana yapıyor diyorum yani. Bence Seda'dan özür dilerim çünkü bir yüksek puan verebilirdin aşkım. Ay aşkım dedi pardon, verebilirdin. Niye bebeğim aşkım? Yok o sen yerine... orada şey yapma bozma. Ay ben sana yine sinirliyim. Niye? Niye bir tane? Uy. Sus lütfen. Kendini öyle bir koşturmayla affedeceksin. Evet bakalım özür dileyecek mi? Ve Emirhan kime 5 puan vermiş? Şevval'e mi, Nurcan'a mı? Nurcan'a... Derya'm iki tabak arasındaki farkı o kadar görmek istiyorum ki müsaade eder misiniz? Bir gelebilir miyim? Hiç yorum yapmayacağım. Sadece iki tabağa bakacağım. Kendi tabağıma ve Nurcan'ın tabağına bakacağım. Arada ne fark vardı? Onunki de çıtır çıtır olmuş bu da. Arada ne i̇şte fark var ya? Verebilirdim. Gerçekten çok hakkaniyetsizsin. Ya da iki tane beş de kullanabilirdiniz. Bak gerçekten bilenmek istemiyorum ama sen çok hakkaniyetsiz bir adamsın. Tamam, aynı Harun gibi. Böyle bir şey olamaz ya. Tamam yapmamış diyemem. Harbiden yapmış. Ama orada bak diğer tabak da birlik bir tabak, ikilik bir tabak değil. Tamam ben Seda. Seda'ya katılıyorum. Bundan İki tane sonra... beş kullanabilirdin ya da güzel olmuşsa atıyorum. Beş kullanmıyorsan da bir dört daha kullanabilirdin. Tamam sıra bundan bakma. Sonra hayatımdan birileri çıkartıyorum. Yani Allah şey olacak Allah. Ama zahmet sen olacak ama. Sen çıkartmazsan ben sokacağım hayatıma tamam. Birileri. Gerçekten sinirlerim artık aldı. Ya ben gerçekten buradan yapımcımıza yönetmenimize sesleniyorum. Bir gün ya sadece bir gün rica ediyorum. Biz puanlama yapalım. Evet. Bir mutfağa evet, geçsinler. Evet tamam. Lütfen. Yani uygun tamam. O istediğiniz uygun gördüğünüz bir gün. Tamam söz veriyorum o zaman. Bu cuma siz tadım yapacaksınız. Yes! Sen var ya evet. Sen. Erkekler anneleriyle yemek yapacak. Ve siz tadım yapacaksınız. Bayanlara burada yemek yedireceğim. Peki. Wow. Peki göreceğiz. Seda şimdi hazır mısın gelene? Şey geliyor bu kalemun değil mi? Kabus. Adı ne? Bu kalemun Harun. Adını söyle. Kabus Harun. Harun geliyor Harun. Harun geliyor. Tadıma devam ediyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk Derya Hanım. Afiyet olsun. Hem portakal yağının aroması biraz var içinde ama hamurları birbirine iç içe girmiş.
Eyvah. Bu şerbet bile şu şerbet çekmişinden alayım diyeceğim. Bu sabah mide hapımı içip de geldim. Çünkü başıma geleceklerden emindim. Keza da gene aynı şeylerle karşı karşıyayız. Bunda portakal yağının şeyi aroması bariz belli. Hı-hı. Çok belirgin. Hamur da güzel, iyi pişmiş. İkincisi onunla ilgili yorum yapmadın. Onda da yok. Portakal aromasını pek alamadım. Birincisinde? Onda da çok az vardı. Peki. Ama bunda çok belirgin. Dışı pişmiş ama içi yok. Dış şerbeti almamış. Bu da şerbeti almamış. Birinci tabak. Bir tüker yandım. İkinci tabak. Onda şerbet bile yok. Bu direkt bir. Üçüncü tabak. Ha, kötünün iyisi gene bu iyiydi. Buna beş verelim. Dördüncü tabak. Bu da bir. Teşekkür ederim. Az önce yine tartıştık. Hiç ara puan vermiyorlar. İki yok, üç yok, dört yok. Yine bir, bir, beş, bir. Bakalım bu bir kimin? Canım. Bir şey demeyeceğim. İki tane beşten sonra bu bir. İşte böyle yani oluyor. Ne diyeyim ki? Niye mi dört vermedin, üç vermedin, iki vermedin mi diyeyim? Ne diyeyim artık yoruldum söylemekten. Ama neyse. Her şeyin bir şeyi vardır. Üzülme, iade-i ziyaret olmuş. Aynen. O yüzden bir şey demiyorum. Afiyet olsun. Sıradaki bir kimin? Damla'nın. Derya Hanım, biz herhalde tatlının diziminde hata yaptık. Hani böyle peş peşe dizdiğimiz için kabarmadı fazla. Ve uç kısımları hamur kaldı. Aynen, uçlar hamur kalmış. Aynen. Biz diziminde bir hata yaptık. Yani ne diyeyim? Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Damla, ben o tatlıları sana emanet etmiştim. Sen neden düzgün yapmadın? Onların dizimini sen yaptın. Hayır artı... hayır, sen dizdin onları. Bir dakika, bir dakika, sonra bir şey ben bu daha söyleyeyim. Aldım. Bak, hamur işi bendeydi. Ben güzel çarşaf gibi açtım. Hmm. Sen daha fırına koyarken fırınını bile kontrol et. Soğuk fırına atmışsın. Hayır, sıcak. Ben fırın. Fark ettiğimde gittim açtım, kamerada çekti. 10 dakika sonra fırının soğuk olduğunu fark ettim. Abla, yani bir dinler sen... misin? Bir dinleyecek misin beni? Tamam, benim konuşmam burada bitmedi. Burada 100 tane kamera var. Sen dizdin. Ondan sonra küçük büyük geldi diye dedim ki bunları biraz açalım. Ben açtım dizerek onları, açtığım halde o hale geldi. Senin dizdiğin halde bıraksaydık hiç pişmeyeceklerdi. Bak, burada ekip arkadaşlarına sormadık mı? Tek tek dizelim demedi mi? Hatta ben de öyle söyledim. Sen de gittin fırına, yanmamış fırına attın. Orada da zaten bir içini çekti. O yüzden kabarmaması, o yüzden. Sıcak fırına atman gerekiyordu. Cevap vermiyorum sana. Vallahi şanssızlığım Damlacığım. Senin gibi beceriksizle yarışma. Cevap vermek istemiyorum Derya Hanım. Gerçekten mi? Ama tek yarışınca da çeyreği aldı şimdi Ayşegül abla. O da bir gerçek. O zaman cuma günü Hakan'la Ayşegül abla beraber yarışınca göreceğiz. Cuma günü yemek yapıyorsunuz, puanlama yapıyoruz Harun. Damla sana ya. Bir. Bir şey daha söyleyeceğim. Milletle kuis yapmışsın. Ses kayıtların falan çıktı. Vallahi ben böyle insanlara diyecek laf bulamadım yani. Onlar kesin bizi göndermeye çalışıyor, anladın mı? O birazcık zor. Onlar bizi göndereceğine biz onları gönderelim. Tamam, olur, ne yapacağız? Ne yapalım diyor, sen kendi işinle konuş, ben kendi işimle konuşayım. Sen kimi göndereceğim buradan? Seni. Bu yemeklerle mi? Hamur, evet. Bilmem ne. Hamuru sen yaptın, buradan bir göndereceğim kişi varsa o da sensin. Vallahi beni gönderebilmen için çok güzel yemek yapman lazım. O yapıyorum marifeti de zaten. Sende göremiyorum.
Yapıyorum zaten. Bir önceki yemekte de etine verdiler zaten puanı. Onu da etini ben yaptım, pilavını sen yaptın. Orada ya. Kadın bariz dedi yani pilav. Adım adım ben söyleyerek dedi. Damla bunu yap, Damla alakası şunu yap, yok. Etini ben, doğra, soğanlı ben küçük, et şunu soteyi yap. Güzel yaparım, herkes de bunu bilir. Sen et kültürün yoktu ki bize gelene kadar. Sen et kültürünü bizde öğrendin. Devam edelim. Siz de sanki rakipsiniz birbirinize ama aslında beraber yarışıyorsunuz. Beşi alamadınız, beşi alan burada. Seda mı, Şevval mi? Seda. Stüdyoda tarihi anlar. Üç göbek atacağım senin şerefine. Ben muhtemelen tabağı karıştırdım Seda'nın. Harun, göbek atacağım senin şerefine. Helal olsun sana. Bünyemiz beş. Alışkın değil Derya Hanım. Şoklandık bir anda. Tabağı karıştırmış olabilir miyim Derya Hanım? Ama ben yaptığın yoruma... Helal olsun. Mi sandın? Ayşegül abla da oynuyor. Helal olsun Harun sana. Sana tek kelime diyorum, yazıklar olsun sana. Allah hak ettiler Allah. Şimdi bak yukarıda Allah var. Şimdi senin tatlın 12 bir değildi. Benim tatlım değil, hamurunu sen yaptın. Hamurunda bir sıkıntı yok. Şeyini sen açtın, yufkasını senin tatlın. Hamurunda bir sıkıntı yok. Sen ben bunu anlamıyorsun galiba. Ben açtığım halde o kadar kabar pişti. Senin gibi bıraksaydım. Dizemedin. Balık yapamadın, dizdin beceremedin. Onları. Balık gibi dizdin onları. Kameralar burada şahit, sen dizdin. Bu şekilde dizilecek dedi. Tamam sen de bir fark ettin, düzeltseydin. Düzelttiğim hali o işte. Peki o zaman tadıma devam ediyoruz. Sırada Hakan var. Bakalım kendi masasına yüksek verecek mi, vermeyecek mi? Peki o zaman tadıma devam ediyoruz. Sırada Hakan var. Bakalım kendi masasına yüksek verecek mi, vermeyecek mi? Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bağdat tatlısı var. Sürpriz malzeme portakal yağı. Portakal yağı tadı geliyor. Şerbetini pek çekmemiş sanki. Bir diğerine de bakalım. Kıtırlığı güzel olmuş da şerbet içine geçmemiş. Sadece dışında kalmış. Pek tatlı olmamış yani. Yine portakal yağı tadı bunda da geliyor. Daha az portakal yağı tadı geliyor. Şerbeti falan güzel çekmiş. Bu olmamış ya şekil olarak da. Pek olmamış gibi geldi bu. Tadına bakalım. Puanımı vereyim ben. Birinci tabak için puanı nedir? 2. Evet. 2. Evet. 5. Evet. 1. Teşekkür ederim. 2 ile başlıyorum. Şevval, 2 puan aldın. Ben daha deminden beri konuşmuyorum zaten. Hiçbiri hakkaniyetli bir yorum, puan vermedi. Öylece izliyorum. İzlemeye de devam edeceğim. Teşekkür etmiyorum. Sıradaki 2. Nurcan'ın. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben dilimi tutayım diyorum. Hani bir şey söylemeyeyim diyorum. Hayır yok, bir yerden sonra söyleme gereği hissediyorum. Yani hamsi gibi dizdiniz. Seni söylemiyorum. Ablanla eşin hamsi gibi dizdi, pişmedi, inşallah 5 vermemişsindir diye düşünüyorum. Bilmiyorum göreceğiz. Tabak kimin ama göreceğiz. Vallahi 5 verirsen kıyameti koparırım. Çünkü hiç pişmedi, eşim bile kabul etti uçları pişmedi diye zaten. Bakalım 5 puanı kime vermiş? Damla. Bir şey değil.
diyeceğim. Pişmemiş tabağa bir ya, verdim dediğin benim mi? Şu an var ya sinirden geliyorum gerçekten. Bak. Tabağıma... Ya gelebilir miyim? Bir saniye. Hepiniz gidin ya. Ben tabağımı rakibime yedirdim ya, gel. Dur ben senin ayağına getireceğim, bekle. Bak. Aç ağzını Allah rızası için. Hı. Bu zaten güzel. Buna hiçbir lafım yok. Pişmemiş mi bu? Hayır, pişmiş. Ben çok inanamıyorum. Ya. Yemin ediyorum inanamıyorum. Gel Seda, gel Allah aşkına gel. Of, seninle de aramızda bir böyle etkileşim falan. Allah aşkına, burada zaten kendi eşi kendi ağzıyla demedi mi uçlarını biz yani yerleştirmesini yanlış yaptık. Uçları da zaten pişti. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Öyle demedi mi? Öyle dedi. Nasıl sen bu mükemmel tabağı bana öyle geldi, mükemmel geldi yani. Zaten hepsinden senin sıkıntın ne biliyor musun? Sen pişmemiş. Emirhan da aynısını yapıyor. Niye demiyorsun Emirhan'a peki? Vallahi Emirhan pişmemiş gibi tabaklar hep 5 veriyordu. Arkadaşım ben 2 tane 5 aldım. Sadece Emirhan'dan almadım ki. Senin karı sadece senden 5 aldı ama. Böyle bir sıkıntı var, tamam mı? Tamam. Nurcan. Neyse. Nurcan. Ya senin ablanla eşin söylüyor. Ben söylemiyorum benim ki. Kendi gitti. Ağzıyla Nurcan. Söyledi. Benim hoşuma gitti. Nurcan. Tamam işte sen pişmemiş şeyleri yediğin için evet. Sana normal gelmesi çok doğal. Nurcan. Senin eşin de pandispanya yerine keklere 5 verdi. Biz de onları unutmadık. Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Anladın ama benim eşim mı? Gene pişmişlere veriyor. Senin eşin senin hiçbir ama pişmemiş tabağına gelip 5 veriyor. İspanya'yla kek ayrı bir orada. Şey. Ne bir dakika, benim ne zaman pişmemiş bir tabağım çıkmış oraya? Bir kere bu oldu. Bunda da uçlarında sadece diyorum ay, sana. Ay geçen haftayı lütfen yani tamam, tekrar başa sarmak istiyorum. Tamam, geçen hafta izleyelim bakalım nasılmış. Evet, çünkü bir tane böreğin pişmemişti canım. Diğeri kalındı. Börek, yemekleri şu hatırlamıyorum. Böreğin hangisi pişmemişti ya? Seda, hatırlamıyor musunuz ya, kalın değil miydi? Gene pişmemişti, gene çıktım oraya pişmemişti dedim. Yani biraz önce ablanı diyorsun ya, omegam yüksek. Pişmemişti. Şu an sıfır. Tatlı fazla şerbet çekmişti geçen hafta. Öbürlerde hiçbir şey yoktu. Ya. Sadece tatlıdan bahsetmiyorum. Sen geçen hafta örnek verdin ya, kendi kendine tamam. Gol atıyorsun. Tamam. Damla, Damla bir susar mısın? Patismanyı ben yaptım. Tamam, siz ekip olarak yarışmıyor musunuz? Sen ama tek sen ona kek diyorsun, o kek oluyor. Değil ki. Sen tek başına... Pantispanya o. Sen hiç pastanede veya başka bir yerde pasta yedin mi? Bence sen yememişsin Damlacığım. Bence sen yememişsin. Sen burada yememişsin. Burada bariz kek de o yani. Benim hayır sen çıldırtma. Yememişsin. Bence bir gün pastaneye git de gör pantispanya. Gel ben seni oluyor. Götüreyim de. Sen nasıl oluyormuş pandispanya? Kalın. Sen ne yap biliyor musun? İnternetten yaz. Pandispanya ve kek arasındaki en büyük fark, pandispanya bir anda yüksek ateşte 10 dakikada pişer. Kek ağır ağır işini çeksin diye pişer. Pasta yaparken kek gibi pişirirsen kekli pasta olur. Pandispanya ayrı bir şeydir. Ben sana öğreteceğim. Berin abla bak doğru söylüyor. Pişme derecesini çok iyi biliyor, pişirmiyor. Kocası da gelip onlara 5'leri veriyor. Evet sen de, sen de öyle yap tamam. Zaten sen yapmana gerek yok, hepsini buluyor. Ben, tamam bir, ben bir tek eşimden 5 alsam senin gibi amenle. Ama ben normalde hep genelde 2 kişiden 5 alıyorum zaten. Nurcan, Özkan eşini aradı tamam mı? Bulamadı, tahmininde yanıldı. Ki. Benim sıkıntım değil ki. Aldın mı? Tahmininde yanında. Sen Harun abiden aldın de bir aldın. Aldın mı? Harun abiden aldın de bir aldın. Aldın mı? Da bir aldın. Sen aldın takıldın mı? Kapatın bunu kasetini. Takıldı i̇şte bu gene. Basın düğmesine. Aldın mı? Aldım. Şunun düğmesine basın. Nokta nokta nokta. Son bir tarafsız yorum için Sevinç ablayı da buraya alalım. Merhaba Derya Hanım, kolay gelsin. Öncelikle bir bakalım şunların tatlısına. Portakal yağı diye bir şey kullandılar içinde. Tadını evet, aldın mı? Çok güzel bir tatlı geldi ağzıma. Onun dışında güzel olmuş mu? Evet. Gel buna bakalım. Bu daha biraz daha güzel olmuş Allah için. Nesi daha bu güzel olmuş? Bu da ince olmuş? Açılmış da şerbeti biraz çok mu çekmiş? Biraz suyu mu fazla gelmiş? Bu daha çıtır çıtır. Bunda şerbeti içine geçmemiş ama sanki. İçi benim çekmemiş. Aldığım iyi. Hmm. Bak içinde dışında benim aldığım evet, iyi. Senin aldığın iyiymiş. Biraz gel, daha iyi. Bunları karşılaştıracağım. Bak. Bakalım. Portakal tadı geliyor mu? Evet.
biraz şey bu. Ne olmuş? Acık çiğ gibi kalmış değil mi? Acık çiğ kalmış. Yumuşak böyle değil mi? Gel bu da son tabak. Çok güzel şey tadı almış. Portakal tadı en çok bunda geliyor. Bunda almış evet. Yani çok da farklı yok. Hepsi el emeği. Güzel yapmışlar şimdi ama. Şimdi sana söyleyeyim. Birinci tabak Şevval'in. İkinci tabak Nurcan'ın. Üçüncü tabak Damla'nın. Dördüncü tabak da Seda'nın. Ben buna 3 veriyorum. İkinci tabak. Buna 4 verirdim. Nurcan'ın tabağı. Evet buna da 4 verirdim. Damla'nın tabağı. Buna 5 verirdim. Seda'nın tabağı. Evet. Tadımımda bir hatan varsa yüzüme vurun söyleyin. Yok hiçbir hatan yok. Evet ben olsaydım onları verirdim. Senin nazın burada sonsuza kadar bizde geçer. Evet. Sen bugün locada otururken dedin ki bak bu beni çok üzdü. Kimse anneyi evlattan ayırmasın. Ayırmasınlar. Ayırmasınlar. Herkese söylüyorum. Türkiye'nin karşısında söylüyorum. Anne ile evladın arasına kimse girmesin. Anne evlat acısı çok kötü. Annen ölür bir yere kadar ayırdıklarında bak, sen ne hissettin? Annen ölür bir yere kadar acısını çekiyorsun, unutuyorsun. Baban ölüyor aynısı. Ama evlat nasıl biliyor musun? Bu kalbinde bir ok sokulmuş. Ne çıkartabiliyorsun? Ne yıkayabiliyorsun? Çamaşır suyuyla yıkasan yine çıkmıyor. Yok, çıkmıyor. O acıyı ebediyen yaşıyorsun. Çünkü senden ayrı büyüyorlar. Senin hatırın, değerin hatı bilmiyorlar. Yani o üzüntüyü, o acıyı ben sana peki, anlatamam. Peki insan bunu neden, nasıl yapar? Neden sana bunu yaptılar? Neden yaptılar? Allah da onlara çektirsin. Ne bileyim nedenini. Seni ya, mi üzmek istediler? Benim kaynana çok huysuzdu. Çocuklarım çok küçüktü. İlahi bizi ayırmak istedi işte kadın. Kıskançlık yaptı. İlla ayrılacak dedi. Ayrılacak bu gelin ayrılacak dedi. Kaç yıl ayrı tuttular? Ben hep ayrıldım. Gittim çocuklarım küçücük bıraktım da. Ay. Tabii canım kaç sefer ayrıldık sonra kaç barıştık. Sonra kaç yaşında tekrar senin barıştık. Yanına geldiler? Ayrıldık barış. Yani barışta da tadı tuzu yok. Barışımızda tadı tuzu yok. Hiç göstermediler mi sana? Yok göstermediler. Kayınvalidemin kardeşi vardı erkek kardeşi gizli göstermeye çağırdı beni gittim. Çocukları sakladılar beni görmesin diye. Ne kadar acımasızca ya. Tabii. Sen kaç yıl sonra ilk defa çocuklarını gördün? Ya görüyorum, şimdi de görüyorum ama... Şimdi görüyorsun da o zaman? Bayağı bir görmedim. Kapıları kapatırdım da bir ağlardım böyle bağırı bağırı ağlardım ki kimse sesimi duymasın diye. Beş yıl görmedin, hiç görmedin tabii, mi aralıksız? Beş altı yıl hiç görmedim. Beş altı yıl hiç görmedin hiç çocuklarını. Tabii ki. Ya onu Allah'ın ben bilirim. Onun için gelin kötüymüş, gelin huysuzmuş. Ufak tefek hatalar affedilir. Ha, affedilmeyen bir hata vardır. Onu affedemezsiniz. Geri kalan her hata affedilir. Ya bu tuzlu olmuş, şu tuzsuz olmuş. Bunları sorun yapmayın ya. Ben bu kocamla evlendim. Ekmek pişirttim komşuya, komşu ekmeğe bütün hamur yaptı. Adama dedim ki gidelim hayvana verelim. Adam dedi ki olmaz dedi. Niye dedim? Niye? Derler ki dedi işte Ali Osman Bey bir k**lanmış da ekmeğe bütün hamur edip hayvanlara dağıtıyormuş derler dedi. Allah bak, merhamet köylerde versin. Köylerde dedikodu var ya gittik ekmeği şeyi ormana döktük böcekler yesin diye. Hayvanlar yesin diye. Öyle beni adam öğretti biliyor musun? Allah razı olsun. Yani ben de bilemiyordum o kadar beceremiyordum. O bana yufka açmayı, hamur yormayı Sevinç öğretti. Sevinç anneciğim o günler artık geride kaldı. Evet. Allah insanın içindeki merhameti eksik etmesin. Amin. Hiç amin, kimse de anneyi amin, evlattan ayırmasın. Ayırmasın. Ne olursa olsun ayırmasın. Şimdi sana Edile çok tırnak. Teşekkür arasına kimse ederim. Girmesin. Ben de teşekkür ederim. Gel, dur gitme bir yere Gel günün kazananını beraber açıklayalım. Peki. Ben şuradan bakayım. Hak eden kazansın. Bak gördün mü kim? Daha söyleme. Gördün değil mi? Evet. Tamam. Bak bir puan farkla. Evet. Bir puan farkla bakalım bugün iki çeyrek altını kim kazanıyor? Bugün altınlara veda edenler... Altı puanla Şevval, 12 puanla Damla. Sadece bir puan farkla
kazanansa... Nurcan. Nurcan! 16 puan aldı. Yoklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane. Mutfak bahane. Evet, gerçekten. Nurcanlar 16 puanla günün birincisi oldu. Seda, siz sadece 1 puan farkla 15 puanla günün ikincisi oldunuz. Bugün daha haftanın ilk günü. 4 gün daha şansınız var. Bakalım kimler haftanın sonunda 15 bileziği kazanacak. Sevinç anneciğim, sana da çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Yine beklerim. Ben de teşekkür ederim. Efendim? Bir şey söyleyecektim ama acil gelişen bir durum. Bizim kedimiz vardı. Hatta bugün de izlemiştik. Evet. Videoda görmüştük. Biraz rahatsızlandı. Bize bir haber geldi. O yüzden dönmemiz gerek. Yarışmadan çekilmek zorundayız. Çekiliyor musun? Evet. Bugün daha pazartesi. Evet ama şu an gitmemiz gerek o yüzden. Ay vallahi çok üzüldüm, hani o kadar cuma günü hani elendiniz. Bir şans daha vermek istedik sizlere. Biz de üzgünüz ama yapacak bir şeyimiz. Durumu idare edemiyor musunuz? Edemiyorum. Zaten tek kalıyordu. Ailem bakıyordu ama artık. Peki. Peki. Sizleri çok sevdik. Hayırlı uğurlu olsun. Tanıştık sizlerle. Belki bir daha gelirsiniz. İnşallah. Peki o zaman. Ne yapalım? Yarın yeniden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yeni yarışmacılarla tanışmaya hazır mısınız? Hazırız. Yetenekliler. Hem yemekte hem seste. Oo. Rakiplerimiz... Sevdan olmasaydı da gönüle doymasaydı. Mutfak bahane, mutfak bahane. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane.